Hanimiş Teknoloji hoş geldiniz. Bugün YouTube'a reklam vererek 4000 saat doldurmayı göstereceğim ve kanalımın kendi analizlerini göstereceğim. Ben bu taktikle 2019'da çok kolay bir şekilde bir ayda 4000 saati doldurdum. Bunu sizlere de göstereceğim ve bu güncelleme oldu biliyorsunuz. 4000 saati artık YouTube reklamları etkilemiyor. Arkadaşlar bundan muafız. Size göstereceğim. Bu gösterdiğim yöntemle o güncellemeye rağmen hala reklam vererek 4000 saati doldurabileceksiniz. Bakın nasıl yaptığımı da anlatayım. 1 Ocak'tan 30 Mayıs'a kadar yani yılın ilk 5 ayı 2019'da sadece 1600 izlenmişim. Ondan sonraki bir sonraki ay sadece bir ayda 2200 izlenmişim. YouTube'a reklam vererek bu ay reklam verdiğim aydır ve de çok az bir bütçe harcadım. Bunu da nasıl yaptığımı sizlere zaten anlatacağım. Bu şekilde çok kısa bir sürede reklamınızı açabilirsiniz. Benim reklamlarım yaklaşık bir yıldır açık. Eğer bu yöntemi kullanmasaydım muhtemelen belki şu an yeni yeni reklam para kazanmam açılacaktı. Ama bu yöntem sayesinde bir yıl öncesinden para kazanmayı açabildim. Para kazanmayı açtıktan sonra da hepsi ip çorap söküğü gibi geliyor. Bakın, son bir yılda şu an 87 bin saat izlenmiş. Ama ilk başta gerçekten çok zorlanıyordum. Bakın, 5 yılın ilk 5 ayı mesela 2019'da sadece 1600 izlenmiştim. Aynı tempoyla gitseydi bir yılda asla 4000 saat dolmayacaktı. Ta ki bu reklam yöntemini kullanana kadar. Bu kanalın hikayesini de anlatayım. Bu kanal daha da eski bir kanal biliyorsunuzdur birçoğunuz. Bu kanal daha doğrusu YouTube'a bu 4000 saat sınırı 2018 yılında yanılmıyorsam geldi. Bu sınır gelene kadar benim para kazanmam zaten açıktı ve her ay 80-100 lira para geliyordu havadan hiçbir şey yapmasam bile. Ve yaklaşık 1,5 yıl para kazanmam açık kapalı kaldı. Şimdi bunu hesapladığınızda yaklaşık 1,5 yılda yaklaşık 1500 lira gibi bir zararım oluyor. Ben bu 1500 lirayı akıllılık yapıp para kazanmamın kapandığı gün YouTube reklamlarına sadece 300 lirasını ya da 100 lirasını belki de verseydim para kazanmam tekrar açılacaktı ve ben 1500 lirayı geri kazanacaktım. Zarar etmeyecektim bu kadar. Bu yüzden sizler de bu yöntemi bu videoyu izleyerek adım adım her saniyeyi dikkatli bir şekilde izleyerek bu yöntemi kullanın. Gerekirse cebinizden 100 lira 200 lira kanalınıza göre belki sadece 50 lira çıkacak ve para kazanmanızı açacaksınız ve para kazanmanızı açtığınız an belki de bu paraları anında geri kazanacaksınız. O yüzden harcayacağınız paraya acımayın. Şimdi nasıl yaptığımıza hemen gelelim isterseniz. Bakın. Bunu öncelikle YouTube'un yeni getirdiği güncellemeden bahsedelim. Yeni dediğim yine bayağı bir oldu ama duymuşsunuzdur birçoğunuz. Mesela diyelim siz bir videoyu YouTube'a reklam verdiğinizde o video izlense de bu 4000 saat analizleriniz girmiyor o videonun reklamı. Yani boşu boşuna izletmiş oluyorsunuz. Ama biz ne yapacağız arkadaşlar? Bakın taktik çok basit. Bir video çekeceğiz. Videoda diyeceğiz ki o atıyorum video eğitim videosu da olabilir, eğlence videosu da olabilir. Videoda diyeceğiz ki bakın şurada çok ilginç ya da şurada çok eğitici bir videom daha var. Açıklama kısmında hemen tıklayın gidin diyeceğiz. Bakın ikinci videoya git. Eğer reklamdan bu videoya gelip ikinci videoya giderlerse ikinci videoyu da nasıl yapacağız biliyor musunuz? Tıklayalım bakın görün. İkinci videoyu da tek bir video olarak girmeyeceğiz. Oynatma listesi olarak geçeceğiz. Dur. Bakın gördüğünüz gibi ikinci videoya geldiği an artık reklamdan gelmiş olmasına rağmen bu saatten sonra bu videoyu izledi ya reklam sayılıyor, izlenme sayılıyor arkadaşlar. Sonra bu video bitince buradan bir video daha otomatik oynuyor. Buradan bir video daha otomatik oynuyor. Böylelikle bu videoların hepsini izliyor ve reklam izlenme sayıları analizlere geçmiş oluyor. Şöyle örnek verelim. Bakın burada 20-30 tane videom var. Şimdi ben bir kuruştan 5000 kişiye reklam versem 50 lira harcayacağım. Bu 5000 kişinin 1000 kişisi gelip buradan 10 tane videonun 10 dakikasını izlese ne yapıyor? 10 kişi 10 dakika 100 ne yapmıştık? 1000 kişi demiştik. 100 çarpı 1000'den ne yapıyor? 100 bin dakika yapıyor arkadaşlar. Bu da nereden baksan 4000 saatin yarısına tekabül ediyor. Yani 1,8 bin saat gibi bir şey. Yani 4000 saat 240 bin dakika biz 100 bin dakikayı 50 liraya doldurmuş oluyoruz. Ki bunu belki de çok daha hızlı izleteceksiniz. Çok daha fazla video izleteceksiniz. Bu da sizde değişebilir. Şimdi bunları da nasıl yapmanız gerekiyor? Diyelim bir işte
videon atıyorum slime videonuz, tamam mı? Diyelim slime videonuz reklam verdiniz ilk video ve slime videosunda diyeceksiniz ki işte Cumhurbaşkanına kışkırtma yaptım diyelim mesela. Çok ilginç. Tabii clickbait yapmayın. Gerçekten yaptığınız bir şey yapın. Şu an örnek verdim. Hani gerçekten insanların ilgisini çekecek bir başlık bulmanız gerekiyor. Deyip ikinci videoya yönlendirdiğiniz an oynatma listesine düşürmüş olacaksınız izleyicimizi ve bundan sonrası da çorap söküğü gibi gelecek. Oynatma listesinde de eğer ilgi çekici ya da eğitici videolarınız varsa zaten onları izleyecektir. Ben bunu bu şekilde yapabildim. Tekrar analizlerine dönelim. Bakın 5 ayda 1600 izlenmişken 1 ayda 2200'ü yakaladım. Bundan sonra da zaten para kazanmam, bakın burada açılmış. Burada gördüğünüz gibi. Ne zaman açılmış? Bakın burada açılmış. İlk günler 1-2 lira falan kazanmış. Bu da çok normal. Daha sonradan tabii ki para kazanmam arttı. Hemen reklam vermeye geçmeden önce, bu arada onu da dikkatli bir şekilde takip edin. Reklam vermeye geçmeden önce yorumlara yazın. Sizin planlarınız ne? Ne tür videolar çekiyorsunuz? Bunları nasıl bir reklam vermeye karar verdiniz? Bunları yazın ya da bana sorularınız varsa şu an hemen yazın. Çünkü attığınız tüm yorumları tek tek okuyup cevaplayacağım. Bunu her videoda söylüyorum. Fakat mesela son videoda falan cevaplayamadım. O da zaten çok böyle interaktif bir cevap olayı yoktu. Burada özellikle sizin kanalınızla ilgili sorularınız ya da planlarınız varsa kesin cevaplayacağım. Bunları karşılıklı olarak tartışmış oluruz. Onun dışında da nasılsınız, iyi misiniz, bunları bile yazabilirsiniz. En kötü ihtimalle kalp atarım yani. Etkileşime geçmiş oluruz. Yani böylelikle hani bu tarz videolar daha fazla istiyor musunuz? Bunları da ben öğrenmiş oluyorum. Ona göre bu tarz videolara devam edeceğim. İstediğiniz videoları da yazın. Şimdi reklamımızı nasıl vereceğiz? Hemen Google'a Google Ads yazıyoruz bakın. Google Ads. Ads yazdığım an bak şurada reklam yazanları geçin. Reklam yazanları. İlk linke tıklayın. Reklam yazmayan ilk linke. Tıkladığınız an oturum aç diyeceksiniz. Buradan Gmail hesabınızda giriş yapacaksınız. İster YouTube'un Gmail'i ister yeni bir Gmail'i hiç fark etmez. Buradan hemen yeni Google Ads hesabı diyorum. Hatta dur. Farklı bir Gmail ile giriş yapacağım. Hop açtım bile galiba. Neyse hadi kurulumunu yapalım. Artık başladık. Hemen şöyle bir Gmail hesabıyla giriş yaptığımız an. Kurulumda da dikkat etmeniz gereken noktalar var. Bakın burada hiçbir yere tıklamadan şuradan uzman moduna geçmeniz şart. Bunu yapın. Buradan uzman moduna geçeceksiniz. Yoksa işlemleriniz çok fazla uzuyor. Çıkamıyorsunuz hatta. Buradan da kampanya olmadan bir hesap oluştura geçiş yapmanız çok önemli. Burada bu şekilde bilgileriniz, hani Türkiye Türk Lirası Türk kullanıyorsunuz. Tamam, bunlar klasik geliyor. Bunları da yaptıktan sonra kampanyanızı keşfedin diyebilirsiniz. Buraya geldikten sonra hemen şöyle yüklene dursun. Araçlar kısmından faturalandırmadan özet kısmına geçiş yapabilirsiniz. Özet kısmından burada ödeme bilgilerinizi vesaire ekleyeceksiniz. Şöyle. Ha, ben bu hesabı tabi daha önceden buraya ödeme yöntemi girmişim. Şimdi siz buraya kurulumu ilk yaptığınızda sizden ödeme yöntemi vesaire isteyecek. Ben onu gösteremedim maalesef, farklı bir Gmail ile giriş yapmadığım için. Orada önemli olan ödemenizi, iki seçenek çıkacak zaten. Bir manuel, bir otomatik ödeme. Onu manuel ödeme olarak ayarlayacaksınız ve manuel ödeme olarak ayarladığınızda ilk başta sizden bir bakiye yüklemeniz gerekiyor. Minimum 14 lira bakiye yükleyeceksiniz. Oraya 14 yazıp kartınızda eklediğinizde 14 lira çekecek. Google'un kendi sistemidir bu. Tamamıyla güvenebilirsiniz. Yani zaten Google'a güvenmeyecekseniz internette hiçbir şeye güvenmeyin. Modeminizi çöpe atın, öyle söyleyeyim. Her şeyin başında, temelinde Google var. O yüzden buraya, yani burada çekinmeyin buraya kartı eklemekte. Şimdi reklam nasıl oluşturacağız? Reklam oluşturmadan önce şuradaki kodu alıyorsunuz bakın. Google Ads kodunu sağ tıklayıp kopyalıyorsunuz. Hop. Kopyalayamadım. Sağ tıklayıp kopyalıyorsunuz ve geliyorsunuz buradan. Nerede olduğunu ben de unuttum. Ayarlardan burada bir yerde olması gerekiyor. Evet, şu genelden, genelin altında kanal var. Kanaldan gelişmiş ayarlara geliyorsunuz. Bakın burada birçok Google Ads hesabımı daha önceden eklemişim zaten. Hemen hesabı bağlı diyorum. İsmi sallıyorum, çok önemli değil. Yapıştırdım, kabul edildi, bitti diyorum. Bunu neden yaptık? Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bir reklam vereceğiz ya. Bu reklamı verdikten sonra
Bu reklamdan aldığımız geri dönüşe göre yeni bir reklam oluşturabileceğiz. Bunu da ayrı bir videoda anlatacağım. Açıklama kısmında bulabileceksiniz. Açıklama kısmını video sonunda kontrol edin. Bunun ne işimize yarıyor? Diyelim bu videoyu 1000 kişiye gösterdik ve 1000 kişinin 100 kişisi videomuza ilgi duydu. Yani videomuzu izledi. 900'ü geri çıktı. Bir sonraki reklamımızda direktmen o 1000 kişiyi değil de daha önceden videomuzu izleyen 100 kişiye yeni videomuzu gösterebiliriz. Böylelikle çok daha verim alıyoruz reklamlardan. Şimdi bunu da yaptıktan sonra hemen şuradan kampanyalar kısmına gelip bir kampanya oluşturabiliriz. Kampanyalar kısmına geldim. Artı dedim. Yeni kampanya dedim. Ürün ve markayı dikkate alma dedim. Buradan video kararları etkileyin. Hemen açılmasını bekliyorum. Burada da anlatacaklarımı daha dikkatli yaparsanız reklamdan belki de hani 5 lira harcamak yerine 2,5 lira yani yarı yarıya bütçeniz düşecektir. Daha az parayla daha çok daha verimli reklam vereceksinizdir. O yüzden buralar önemli. Şimdi burada ben genelde günlük bütçe veriyorum. Buraya günlük bütçe verdiğinizde siz bu reklamı durdurana kadar her gün o bütçeyi tekrar harcar. Diyelim günlük 10 lira verdik. Siz bu reklamı 10 gün durdurmazsanız 100 lira harcar. Öyle düşünün. Her gün 10 lira. Eğer ben unuturum diyorsanız buradan kampanya toplamı veya bitiş tarihi girebilirsiniz. Ya da yine günlük seçtikten sonra buradan bir bitiş tarihi belirleyebilirsiniz. Diyelim 8 Ağustos dedim. Ne yapıyor? 5 Ağustos, 6, 7, 8, 4 gün boyunca her gün 10 lira harcayacak. Toplamda 40 lira harcayacak. Tabii ben bunu şimdilik ne yapayım? 5 lira mı yapayım? 5 lira yapayım. Bitiş tarihini de şöyle unutursam diye yarın yapayım. Şu an zaten size göstermek için yapıyorum. Olur da unutursam reklamı. Ağlar kısmından 3'üne tik atabilirsiniz. Diller kısmından buraya Türkçe olarak giriyoruz. Tüm diller yapmıyoruz. Biraz daha hani reklamımız verimli olsun diye Türkçe yaptıktan sonra konumlardan başka bir konum girin deyip buraya manuel olarak Türkiye, Almanya, çünkü biliyorsunuz Almanya'da da birçok Türk var, Avusturya, burada da çok Türk var, Azerbaycan, burada da hem Türkler de var hem de Azeriler de videolarımızı izliyor zaten. Bu şekilde envanter türü. Bu envanter türünde şöyle envanter türünde önerilen olarak seçili geliyor klasik. Şimdi burada eğer sizin videolar bu envanter türü şununla alakalı. Hani bazı videolarda işte küfürler ediliyor ya da müstehcen konular vesaire oluyor. Eğer işte böyle küfür edilen, müstehcen konular işlenen videolarda sizin reklamınızın çıkması sizin performansınızı düşürmeyecekse buradan genişletilmiş seçin. Böylelikle çok daha az bir bütçeyle çok daha kişiye reklam gösterebileceksiniz ama hani reklamlarınız işte ne bileyim küfürlü videolarda da çıkacaktır. Ama diyorsanız yok küfürlü videolarda falan çıkmasın, önerilenler de seçin. Hatta diyorsanız çok daha böyle aile videolarında çıksın diyorsanız sınırlı envanter dersiniz. Bunda da yine bu sefer bütçeniz artar yani daha çok para harcarsınız ama daha eğer ailelerde çıkmasını istiyorsanız verimleri onlardan alacaksanız buradan daha çok verim alırsınız. Hiçbiriyle uğraşmak istemiyorsanız standartta bırakın. Bunu yaptıktan sonra buradan hariç tutulanlardan mesela canlı yayın videolarında hariç tutabilirsiniz. Ya da şuraya tik atarsanız mesela YouTube videoları sağda solda farklı sitelerde yerleştiriliyor ya. Orada reklamlar çıkmaz. Sadece youtube.com'dan çıkar buraya tik atarsanız. Bunun dışında da burada yine spesifik olarak işte atıyorum yetişkin izleyicilere gösterme. Ya da ne bileyim. Ergenler ve büyük izleyicilere gösterme ya da şunları kaldırayım. Hariç tutulan bakın. Ailelere uygun içerik. Yani aile videolarında gösterme gibi seçebilirsiniz. Hemen aşağı iniyorum. Burada henüz etkilendirilmemiş içerik diye bir seçenek var. Bu da hani o videonun ne videosu olduğu bilinmeyen videolarda gösterme diyor. Eğer buradan bu tiki kaldırırsanız arkadaşlar ne ödüğü belirsiz bir ton videoda reklamınız gösterilir ve bütçeniz yani daha az bütçeli daha çok kişiye gösterirsiniz. Ama dediğim gibi ne ödüğü belirsiz videolarda gösterilir. Bu da size kalmış. Şimdi geliyorum. Buradan demografiden de aynı mantık. Eğer sizin videonuz eğer gençlere hitap ediyorsa şunları kaldırın arkadaşlar. Atıyorum 44 yaşın üstüne reklamlarınızı videolarınız video reklamlarınız gösterilmesin. Çünkü boşu boşuna gösterip
para ödeyeceksiniz. Çünkü gösterdiğiniz her bir kişiye bir kuruş ödediğini düşünün. 40 yaşındaki bir kişiye gösterip boşu boşuna para ödemeyin. Eğer onlara hitap etmiyorsa, ediyorsa da işaretleyin. Ben genelde bu tarz bir seçim yapıyorum. Bu şekilde. Buradan bilinmiyoru genelde işaretli bırakıyorum. İçine yani gençlerde herkes sığabilir vesaire diye. Mesela atıyorum çok gençlere hitap etse bile yine bu yaşları ben açık bırakıyorum. Çünkü mesela diyelim 35 yaşındaki bir adamın Google hesabından, YouTube hesabından 10 yaşında, 20 yaşındaki çocuklar da video izliyor olabilir. Bunu da siz düşünün. Bakın şuradan da ebeveynlik durumunda da o mantığı da kurabilirsiniz. Hedef kitleler kısmında ben bir spesifikleştirme yapmıyorum ama siz buradan özelleştirme yapabilirsiniz. Ama daha farklı yerlerden zaten özelleştirme yapacağız. Aynı şekilde anahtar kelimelerden de özelleştirme yapılıyor ama ben yapmıyorum. Konular kısmından aynı şekilde mesela diyelim finansla alakalı bir video çektiğinizde direkt finans ya da biraz daha spesifik olarak bankacılık, sigorta, işte kredi ve borç olarak seçim yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim gayrimenkul vesaire. Ben buradan yine bir tık atmayacağım. Şöyle aşağı iniyorum. Yerleşim. Benim en sevdiğim şey yerleşim arkadaşlar. Ben her zaman yerleşim reklamlarını kullanıyorum. En çok verim aldım. Yerleşim reklamları nedir arkadaşlar? Direktmen bir YouTube kanalına ya da YouTube videosuna yerleşim yapabiliyorsunuz. Yani atıyorum işte benimle aynı videolar çeken bir YouTube kanalına hop diye yerleşim yaptığımda reklamlarım onun kanalındaki tüm videolarda gösteriliyor. Ama bu da benim için çok fazla verimli olmuyor. Bunu yapana kadar ben şunu yapıyorum. Mesela diyelim YouTube kanal geliştirme üzerine bir reklam mı vereceğim? Hemen YouTube kanal geliştirme yazıyorum. Bakın. Buradaki beğendiğim videoların linkini alıyorum. Sağ tıklıyorum, kopyalıyorum. YouTube videoları diyorum, yapıştırıyorum. Hop enterlıyorum. Şimdi o videoyu bulacak. Hop bulamadı. Niye bulmadı? Videolarını seçtim. Enterladım. Bulamazsam biz de şöyle yaparız. Şuradaki aramaya geliriz. Hop. Kopyaladım. Geldim. Direkt aramayı yazdım buraya. Enterladım. Zaten aynı videonun burada da çıktığını göreceksiniz. Bakın aynı video burada da çıktı. Seçtim. Bunu da beğendim. Seçtim. Buradan böyle gerçekten beğendiğim benim videoma yakın konuları seçiyorum arkadaşlar. Bunları seçtikten sonra bu sekmede işimiz bitmiş oluyor. Bu sekmeyi de indiriyorum. Son olarak videomuzu seçeceğiz. Reklam vereceğimiz videomuzu. Linkimizi aldım bakın. Oynatma listesi linkini almama rağmen burada video olarak gelecek. Ama ben zaten videoda bir oynatma listesini insanlara yönlendirdiğim için yine de verim alacağım. Buradan Discovery reklamı seçiyorum. Discovery reklamı nedir? Bakın. Şurada sağda bakın Discovery olarak yine benim videom çıkmış. Ama burada diyelim başka birinin videosundasın ve burada rastgele videolar çıkıyor. Belki sizin videonuz var belki yok. Burada bir reklamınızın çıktığını düşünün başkasının videosunda. Adam YouTube kanal geliştirme videosu izlerken bakıyor. Aa burada 4000 saat doldurma videosu. Hop diyor tıklıyor geliyor videonuza. Şimdi geldim başlık. Başlıkta dikkat etmeniz gereken şey bakın. Burada bir başlık var. Ben genelde hop başlıklarımı burada büyük atıyorum ama burada büyük atamadığım için şöyle bir şey yapıyorum. Büyük küçük harf değiştirme yazıyorum. Bakın Google'a bunu yazıyorum. Hızlı bir şekilde. Hop. Hah tamam sanırım bu. Tamam. Tamam bakın bunu hop kopyalayamamışım. Bunu buradan kopyaladım bakın. Kopyaladım yapıştırdım. Şuradan bakın. Şunu seçtiğim an hop küçülttü. Ama burada I, I gibi böyle Türkçe harfleri düzgün yazmıyor. Bunları siz elinizle düzeltebilirsiniz. Atıyorum programsız. Bunu programsız olarak böyle bu şekilde değiştiriyorsunuz. Sonra açıklamaya da bir şeyler yazıyorsunuz. Ve kampanya oluştur diyorsunuz. Bakalım bir eksiğimiz var mı? Teklif girmeyi unuttuk en önemlisi. Teklifi ben genelde ilk başta 3 kuruş giriyorum ve 3 kuruş girdikten sonra analizlerden harcamalara bakıyorum ortalama harcamayı. Siz 3 kuruş girdiniz diye ya da 15 kuruş girdiniz diye 15 kuruş harcamıyor. Minimum harcamaya çalışıyor. Kampanya rekabetine göre arttırıyor. Yani ben burada 3 kuruş yazmama rağmen bazen 2 kuruş harcıyor. Ben de geliyorum demek ki 2 kuruş işimi görüyor diyorum. Sonradan bunu 2 kuruş olarak güncelliyorum. Burada zaten bu bütçeye girdiğinizde ortalama olarak görüntülemeyi vesaire göreceksiniz buradan. Ortalama olarak 1200 kişi ile 3800 kişi arasına gösterecekmiş belirlediğim bütçeyle. Hemen kampanya oluştur diyorum. Ve buradan bazı
dikkat etmem gereken şeyler var. Mesela YouTube kelimesini kullanamıyorum. Ben genelde YouTube kelimesi yerine YT diyorum. Böyle yırtıyorum. Birçok reklam verdim bu şekilde. Bu arada bununla alakalı da bir videom var. Hani reklamlarınız onaylanmıyorsa ne yapmanız gerekiyor? Onu da açıklama kısmında bulabileceksiniz. Hemen kampanyayı oluştur dedim. Bakın hata kalmadı. Kampanyaya devam edin dediğimde evet kampanya oluşturulmuş halde ve burada onaylanmasını bekliyorum. Eğer hemen onaylanmazsa, hatta şu an onaylanmasını beklemeyin bile, açıklama kısmından reklamlar nasıl onaylatılır videosuna gidin ve o videodakileri yapın. Bu videodan bu kadar. Bu tarz videolar istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri at kısmından tümünü şartlamayı unutmayın. Yorumlarda görüşelim. Hadi görüşürüz.